Az İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Ramazan ayı tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Ayrıntıları Ece Altuğ'dan dinleyeceğiz. Ece sözü sana bırakalım. Pelin ana hatlarıyla bahsedecek olursak genelgeden genelgeye göre iftar sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazları evde kılınmaya devam edilecek. Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlandırılacak iftar saatine kadar sadece satış yapılacak yapılabilecek. İftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek. Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan, yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak. Aykırı hareket edenlere de işlem yapılacak. Bunun dışında iftar vakitleri öncesinde oluşulabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyelerle gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak ve son olarak da şu maddeyi aktaralım. Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma içinde geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak deniyor. Geçtiğimiz dakikalarda İçişleri Bakanlığı'nın 81'e gönderdiği Ramazan ayı tedbirleri konu, konulu Genelgede Pelin.